Merhaba arkadaşlar, 5. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz, aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız. 700 milyon 605 bin 308. Buradaki 700 milyon arkadaşlar, milyonlar bölüğümüz, hemen yazalım. 700, sonra bakın 605 bin, 605 bin, burası da binler bölüğümüz. En sonda 308, burası da birler bölüğümüz arkadaşlar. 308. Bu şekilde sayımızı yazıyoruz. Sonraki sayımıza bakıyoruz. 19 milyon 1022. 19 milyonumuzu yazalım. Milyonlar bölüğümüz. Sonrasında binler bölüğümüzde bakın sadece 1000 var. O yüzden 100 binler ve 10 binler basamağına 0 yazıyorum. 1000 dediğine göre binler basamağına da 1 yazıyorum. 22 diyor. Bakın burada yine yüzler basamağımızda sayı yok. Ama onlar basamağımızda 20, yani 2 var arkadaşlar. Son birler basamağında da yine 2 var. 19 milyon 1022'yi bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz, aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazıyla yazınız. Buradaki sayımız 12 milyon 2. Dikkat edersek burası milyonlar, burası binler, burası da arkadaşlar birler bölüğümüz. Milyonlar bölüğümüz 12 olduğu için 12 milyon diyoruz. 12 milyon 2. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Milyonlar bölüğümüz 420. Binler bölüğümüz 812. Birler bölüğümüz ise 403. Yani 420 milyon 812 bin 403. Yazalım. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre sıralanmıştır. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Kurallarımızı bulalım. 75'ten 71 arkadaşlar 4 azalmış. 71'den 67'ye dikkat edersek yine 4 azalmış. O yüzden ne yapacak arkadaşlar? 67'den de 4 azalırsa geriye 63 kalır. O yüzden buradaki soru işaretimiz arkadaşlar 63. Sonrakine bakıyoruz. 4 çıkardık 59. 4 çıkardık 55. 4 çıkardık tekrardan ne olacak arkadaşlar? Burası 51 olacak. Sonraki örüntümüzü bulalım arkadaşlar. 8'den 15'e 7 artmış. 15'ten 22'ye yine 7 artmış. O zaman ne olacak burası? 22'ye 7 eklersek arkadaşlar 29 olur. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen 9 basamaklı doğal sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 18 ve sayı değeri en küçük olan rakam 100 milyonlar basamağındaki rakamdır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi şuna dikkat ediyoruz. Binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 18'miş. Binler bölüğümüz burası arkadaşlar. 9 artı 3 artı B kaçmış arkadaşlar? 18. O yüzden bakın 9 3 daha 12 artı B eşittir 18 ise kaçla 12'yi toplarsak 18 eder arkadaşlar? Tabii ki 6. Demek ki B'miz arkadaşlar 6 olacak. Şuraya yazalım. B eşittir 6. Sonra ne demiş arkadaşlar bakın. En küçük olan rakam 100 milyonlar basamağındaki rakamdır. Sayı değeri en küçük olan arkadaşlar tabii ki 1'dir. Biz buraya 0 yazamıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Buraya yazacağımız en küçük rakam 1. 0 yazarsam 9 basamaklı sayı olmaz. Burası 8 basamaklı sayı olur. O yüzden arkadaşlar A ya da ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. A artı B eşittir 6 artı 1'den 7'dir arkadaşlar. 5. soru. Binler bölüğü 19, birler bölüğü 108, milyonlar bölüğü 206 olan doğal sayı rakamla yazınız. Öncelikle milyonlar bölüğümüzü yazalım. Bakın 206. Sonrasında arkadaşlar binler bölüğümüzü yazıyoruz. 19. Ancak 100 binler kısmı olmadığı için şuraya 0 yazıyorum. Sonra bakın binler bölüğü 19, yani 19 bin bu şekilde. Sonra birler bölüğümüz arkadaşlar 108. Sayımız burada 206 milyon 19 bin 108. 6. soru, aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. 9 5 daha 14 elde var 1. 5 4 daha 9 1 de elde 10 elde var yine 1. 5 3 daha 8 1 de elde 9. 7 4 daha 11 elde var 1. 5'e ekledim 6. 61.904.
Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 6'dan 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası 16 oldu. 16'dan 8 çıktı. 8. Burada 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0. 0'dan 4 çıkmaz. Onluk aldım arkadaşlar. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada kaldı 7. 7'den 7 çıktı. 0. 7'den 5 çıktı. 2. 20.608. 7. soru. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini toplanan sayılar onluklarına ve birliklerine ayırarak zihinden yapınız. Öncelikle 54'te 42'ye bakalım arkadaşlar. Burada bakın 5 tane onluk var. 5 onluk arkadaşlar 50 eder. Artı burada da 4 tane onluk var. 40 etti 90. Sonrasında bakın burada 4 tane birlik var. Artı 2 tane birlik var. Buradan da sonucumuz ne çıktı arkadaşlar? 4, 2 daha 6. 90 ile 6'yı toplarsak arkadaşlar sonucumuz 96. Şimdi çıkarma işlemine bakalım. Burada 6 tane onluk olduğu için 60. Burada eksi diyoruz arkadaşlar. Bakın 5 tane onluk olduğu için 50 çıkardık. 10. Sonrasında 8 ve 5 var arkadaşlar. 8'den de 5'i çıkarıyoruz. 8 eksi 5 diyoruz. Buradan 3. Buradan da ikisini topladığımız zaman arkadaşlar 13. 8. soru. Aşağıda verilen sayıları belirtilen basamağa yuvarlayınız. En yakın onluğa demiş arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorum. Birler basamağındaki sayımız 5 veya 5'ten büyükse sonraki onluğumuz, yani bakın burası 5, demek ki 6, yani 60'a yuvarlıyoruz. 860. Devam ediyoruz. 371. Bakın burası arkadaşlar 5'ten küçük olduğu için 7'yi olduğu onlukta, yani 70'te bırakıyorum. Şu şekilde 370 diyorum. Şimdi en yakın yüzlüğe yuvarlayın demiş. En yakın yüzlüğe yuvarlarken de onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağımız 5 veya 5'ten büyükse sonraki yüzlüğe, ancak 5'ten küçükse olduğu yüzlükte bırakıyorum. Yani bakın burası 400, demek ki 400'de bırakacağım. 1400'e yuvarlayacağım. Bakıyoruz şimdi tekrardan onlar basamağımıza. 5 ve 5'ten büyük, yani 5 olduğu için arkadaşlar sonraki yüzlüğümüz olan 8'e, yani 800'e yuvarlıyorum. En yakın binliğe demiş. En yakın binliğe yuvarlarken de ne yapacağım? Yüzler basamağına bakacağım. 5 veya 5'ten büyükse sonraki binliğimize, yani bakın burası 4 olduğu için burayı 5'e, yani 5000'e yuvarlayacağım arkadaşlar. Aynı işlem bunun için yapıyorum. Bakın yüzler basamağımız 4. 5'ten küçük olduğu için olduğu binlikte bırakıyorum. Yani 2000'de 12.000'e yuvarlıyorum arkadaşlar. 9. sorumuz. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız. Yapalım hemen. 5 kere 4 20. Elde var 2. 5 kere 0 0. 2 de elde 2. 5 kere 4 20. Devam ediyoruz. 2 kere 4 8. 2 kere 0 0. 2 kere 4 8. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 0 0. 1 de elde 1. 3 kere 4 12. Topluyoruz arkadaşlar. 0. 8 2 daha 10. Elde var 1. Bakın burası 2 idi. Elde 1 olduğu için 3. 8 2 daha 10. 1 daha 11. Elde var 1. 1 2 daha 3, 1. Arkadaşlar ne oldu sonucumuz? 131.300. 1596'yı 42'ye bölüyoruz arkadaşlar. 15'te 42 yok. 159'a bakıyorum. 159'da 3 kere arkadaşlar. 3 kere 2, 6. 3 kere 4, 12. Çıkarıyoruz. 9'dan 6 çıktı, 3. 5'ten 2 çıktı, 3. 1'den 1 çıktı, 0. 6'yı alıyoruz aşağıya arkadaşlar. Buradan da ne olacak? 8 kere arkadaşlar. 8 kere 2 16. Elde var 1. 8 kere 4 32. 1 de elde 33. Çıkardık 0 0. Cevabımız 38. 10. sorumuz. Bir çiftçi 35.750 kilogram buğday, buğdaydan 1275 kilogram daha az arpa, arpadan 1013 kilogram daha az pirinç üretmiştir. Bu çiftçi toplam kaç kilogram tahıl üretmiştir? Öncelikle 35.750'yi yazalım arkadaşlar. Bu buğdayımız.
Buğdaydan bakın 1275 daha az, arpa 1275'i çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkardığımız zaman komşudan bir onluk aldık. 10, 10'dan 5 çıktı. 5 burada kaldı, 4. Komşudan onluk aldık, 14. 14'ten 7 çıktı. 7 burada kaldı, 6. 6'dan 2 çıktı, 4. 5'ten 1 çıktı, 4. 3'ü de aşağı aldık. 34.475 bu arpa arkadaşlar. Şimdi arpadan, yani 34.475'ten arkadaşlar 1013 kilogram daha az da pirinç üretiyoruz. Çıkaralım 1013'ü. Çünkü daha az diyor. 5'ten 3 çıktı, 2. 7'den 1 çıktı, 6. 4'ten 0 çıktı, 4. 4'ten 1 çıktı, 3. 3. Bu kadar da arkadaşlar pirinç üretmiş. Şimdi buğday, arpa ve pirinci topluyoruz. Toplayalım. 35.750 artı 34.475 artı 33.462 topluyoruz arkadaşlar. Bakın 5, 2 daha 7. 7, 5 daha 12. 6 daha 18. Elde var 1. 7, 4 daha 11. 4 daha 15. 1 de elde 16. Elde var yine 1. 5, 4 daha 9. 3 daha 12. 1 de elde 13. Elde var 1. 3, 6, 9. 1 de elde 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 103.687. Cevabımız B şıkkı. 11. sorumuz. Bir tavuk çiftliğinde bulunan 25 tane kümesten bir günde toplam 900 adet yumurta toplanmaktadır. Her kümesten eşit sayıda yumurta toplandığı bilindiğine göre her bir kümesten toplanan yumurta sayısı kaçtır? Tabii ki arkadaşlar 900 tane yumurtamız olduğu için 25 tane kümese bölüyoruz. Yani 900 bölü 25 diyoruz arkadaşlar. 90'da 25, 3 kere 3 kere 25, 75 çıkarıyoruz. 10'dan 5 çıktı, 5. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıktı, 1. 150'de 25 arkadaşlar. 6 kere 6 kere 25, 150. Gördüğünüz gibi 36 arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 12. Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre KLMN sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın 42.035'ten KLMN'yi çıkardıklarında 34.449 bulmuşlar. Demek ki ben ne yapacağım? 42.035'ten 34.449'u çıkarırsam KLMN sayısını bulalım. 42.035 eksi 34.449 diyoruz. 10'lu kaldık, 15. 15'ten 9 çıktı, 6. Burada kaldı 2. Komşudan 10'lu kaldık, 12. 12'den 4 çıktı arkadaşlar, 8. Burada kaldı 9. 9'dan 4 çıktı, 5. Burada kaldı 1. Komşudan 10'lu kaldık, 11. 11'den 4 çıktı, 7. Burada kaldı 3. 3'ten 3 çıktı, 0. 7.586 cevabımız C şıkkı. 13. Yukarıdaki abaküste verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar şurası birler bölüğümüz. Bu 3 tanesi binler bölüğümüz. Bu 3 tanesi de milyonlar bölüğümüz. Şimdi sayalım abaküsteki boncuklar. 1, 2, 3. 3, bakın 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bakın burada hiç yok. O yüzden 0. Burada da yok, 0. Burada da yok, 0. Burada da 2 tane. Sayımız ne oldu arkadaşlar? 324.530.002. Bu da bakın burada B şıkkında arkadaşlar. Cevabımız B. 14. Yukarıdaki toplama işlemini toplananları en yakın yüzdeye yuvarlayarak yaptığımızda toplam kaç olur? En yakın yüzdeye yuvarlamak için onlar basamağına bakıyorum. 5 veya 5'ten büyükse sonraki yüzlüğe yuvarlıyoruz. Bakın burası 8. Gördüğünüz gibi 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzlüğümüz 6'ya. Yani yuvarlarsak arkadaşlar buradaki yeni rakamımız 4600 olur. Sonraki rakama bakıyorum. Onlar basamağımız arkadaşlar 5'ten küçük olduğu için buradaki yüzlüğü olduğu yüzlükte bırakıyorum. Yani 2400 arkadaşlar. 2400'de de 4600'ü topladığım zaman
Bakın 6, 4 daha 10, 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. 7000 olur. Cevabımız D şıkkı. 15. Yukarıda verilen toplama işlemine göre A, B, C toplamı kaçtır? Arkadaşlar 6'yı bir sayıyla toplamışız. 3 etmiş. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Demek ki bu eldeli bir toplama. B o zaman 7 olur arkadaşlar. 7, 6 daha 13. Elde var 1. Bakın bir sayıyla toplamışız arkadaşlar. 9 olmuş. Elde 1'imiz vardı. Ne olacak? Burası 3 olacak. 9 olması için buranın 6 olması gerekir arkadaşlar. Bakın 6, 2 daha 8. 1 de elde vardı. 9. Şimdi burası 3 ise arkadaşlar C'ye ne kaldı? Tabii ki toplamının 8 olması için 5 oldu. Bakıyoruz A 6 artı B 7. C'de arkadaşlar 5. 7, 6 daha 13. 5 daha 18. Cevabımız C şıkkı. 16. soru. Yukarıda verilen bölme işlemine göre A sayısının en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Öncelikle arkadaşlar kalansız olduğunu düşünerek A sayısını bir bulalım. Bunun için ne yapıyoruz? 15 ile 9'u çarpıyoruz. Buradan 9 kere 5 45, elde var 4. 9 kere 1 9, 4 de elde 13. 135. Bu kalansız olduğunu düşünürsek, ancak arkadaşlar en büyük değeri alması için şuradaki arkadaşlar bölenden bir küçüğü alıyoruz, 14. Çünkü ben bir 15 daha eklersem bu sefer burası 10 olacak ki o da olmuyor. Yani buraya 14'ü alıp A'ya ekliyoruz arkadaşlar. A'mız neydi? 135. 14'ü ekledim. Ne oldu sonucumuz? 149. Cevabımız D şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.